Hastada elektriklenme hissiyle birlikte baş ağrısı, mide bulantısı ve çok fazla uyku hali gözleniyor. Elektriklenme mi? Evet, elektriklenme. Şiddetli ağrılı bir elektriklenme hissi. Acildeki doktor önce nöroloğa yolluyor. Nörolog bir hafta içerisinde 5 farklı doktora göndermiş. Şimdi de bizimle birlikte. Elektriklenmeler mi olabilir? MS başlangıcı olabilir. MS başlangıcı olamaz. Çünkü MR'da ak maddede lezyon gözükmüyor. Ayrıca önemli bir not, boyun fleksiyon olduğu zaman elektriklenmesi gözükmüyor. Günaydın. Günaydın mı desek acaba? Ha, o yüzden acıktım o zaman. Hı? Öğlen yemeği, tantuni. Montun olayı nedir? Montun olayı sıcak tutuyor. Bir de havalı. He? Anlatabildim mi? Sıcak artı havalı hocam. Ateşli. Ateş. Ya. Çok güzel. Biz de yeni hastayı konuşuyorduk. Katılmak ister misin? Boşu boşuna konuşuyorsunuz çünkü yeni hasta almadım ben. Aldın. O 25 bin lirayı sana verdiğim zaman sen bu hastayı almış oldun. Ha. Sen öyle mi anladın yani? Şu parayı ver, ne istersen yapacağım doktor dediğim zaman. Yalan mı söylüyordun? O zaman yalan söylemiyordum da parayı aldıktan sonra yalan oldu. Öyle mi? Peki ben seni heyecanlandıracak bir şey söyleyeyim o zaman. Çocuğu 2 dakikada bir elektrik çarpıyor. Neden o kadar parayı aldınız? Acaba yanlış ata mı oynadınız? Ya da lükse düşkün beyefendiyi acayip mekanlara götürdünüz. İyi, bu vesileyle de herkesin fantazilerini öğrenmiş olduk. İyi oldu. Ben de neden borç aldığımı söylemekten kurtulmuş oldum. Neyse, şimdi hastayı kurtaralım. Üniversite öğrencisi. Tamam. Hafta sonu partilerinde nitrozoksit kullanımı bayağı yaygın. Elektriklenmeyi açıklar. Geri kalanını da ağzına burnuna içmesi çıkarması açıklar. İçki bütün kötülüklerin anası. Öyle değil mi? B12 replasmanı yapın. Çoktan yapıldı. Aynı zamanda MS, kanser, piridoksin toksitesi ve sık görülen nöropatiler ekarte edildi. Servikal spondiloz? Akvivar sayısının düşmesini açıklamaz. Çocuk judocu. Tartıda kilosu düşüp çıksın diye idrar söktürücü alıyordur. Akvivarları da bundan düşmüştür. Olsun, gene de bu kadar düşmez. Behçet, Hulusi Behçet hocamızın tanımladığı hastalık. Deri bulgusu yok. Servikal herpes zoster, miyelit. Vezikül izlenmiyor. Bir şey eksik. Ama ne? Bulun. Tabii ki bir şey eksik. Ne demek istediğinizi anlamadım. Anlamaya çalış. Sonra ne eksik onu bul. Sonra da gel beni bul. Biz Orhan hocanızla çıkıyoruz. Tamam? Nereye? Ateşli ateş. Nasıl da o? İnanmış kendine. O değil de. Nereden çıktı acaba bir anda bu? Vallahi antropoz diyeceğim ama yaşı daha çok genç. Bence imaj değiştirmeye karar vermiş. Ya da ne bileyim, birinin ikisini çekmeye çalışmış olabilir mi? Etrafında kim var acaba? Saçma olmayın. Bence de saçma. Başka bir nedeni var bence. Ama kabul edin, çok karizmatik olmuş. Zeynep, ben senin duygu geçişlerini takip edemiyorum. Doktor, nereye gidiyoruz böyle ya? Sana yeni oyuncağımı göstereceğim doktor. Aa. Orhan hocam, imzalamanız gereken dosyalar vardı. Aldın ha? Bravo. Yalnız tebrik ederim. Durdun. Araba fiyatları fırladı. Kendine bir araba aldın, bravo. Ucuzken dedem de alır. Şu epikrizi de göreyim mi? Buyurun. Perşembe akşamı ne yapıyorsun? Sensiz herhangi bir şey. Sizden önce gittiğimiz bütün doktorların söylediklerini anlattım size. Bütün raporları da verdik. Evet. Ve hala bir fikriniz yok mu? Çok fazla fikrimiz var. O yüzden bu testleri yapacağız. Daha önce hiç zararlı madde kullandın mı arkadaşlarına falan partilerde? Oğlum, varsa bir şey söyle.
Şimdi kızacak zaman değil. Kimseden bir şey saklama. Bir kere denedim. Yılbaşında bizim çocuklar verdi. Ama o kadar. Ana ve vaskülit biriteşleri negatif, lupus olamaz. Hoca daha fazla bilgi istiyor. Aynı bilgiyi tekrar tekrar istemiyor. Hocaya bazen o kadar gıcık oluyorum ki. Cevap nerede gizli, bir bilsek. Son geçmişinde olabilir mi? Vallahi ailede 3 nesil geriye gittim. Her şeyi sordum neredeyse. Ve? Annesinin trafik kazasında öldüğünü öğrendim. Annesinin annesinde artrit varmış. Annesinin annesinin babası askermiş falan filan, bir ton şey. E tamam, tümör olamaz o zaman, MS. Hayır, Orhan Hoca eledi onu. Yahu eledi de eleyemez. %100 eleyemez yani MR sonucuna göre. MR negatif MS diye bir kavram var. MS hakkı var düşüklüğünü açıklamıyor ama. Evet ama alkol bağımlılığı açıklar. Çocuk geldiğinde ACD 200 promil alkolü vardı. Ayrıca karaciğer enzimleri de uçuyordu. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda da hiç içki içmemiş. Lig döneminde bile ağzına içki koymamış. Niye bu kadar güveniyorsun bu çocuğa, kardeşim falan mı? Toksikoloji raporlarına bakabilirsin istiyorsan. Aa. Zeynep'in de inanıp inanmadığının bir önemi yok. Sonuçlar ortada. Eksik neyse onu bulmamız lazım. Zeynep nereye kayboldu? Gelir birazdan. Anca bir hastayla ilgili bir şey mi danışacakmış da. Oraya gitti. Bir şey mi oldu? Çınar. Şanssız bir çocukmuş. Hem annesiz büyümüş hem de annesinin hastalığını miras almış. Evet. Bir de tam üniversiteden mezun olurken. Zor geçmiştir okul yılları. Nereden biliyorsun? Tahmin ediyorum. Belki de yanlış tahmin ediyorsundur. Belki de çok keyifli geçmiştir üniversite hayatı. Yani o biraz babam sağ olsun diyenler için keyifli geçiyor. Bu çocuk burslu okumuş zenginlerin arasında. Yani hem derslerde başarılı olmak için uğraşıyorsun. Hem zengin bebelerine kendini kabul ettirmek için yırtınıyorsun. Judo'ya başlamış mesela. Neden? Kendini göstermek için. Kendinden biliyorsun diyeceğim ama sen devlet okulundan mezunsun. Benim gelir düzeyim oradakilerin de çok altındaydı. Sen ne yaptın peki? Nasıl kaynadın diğerlerinin arasına? Kaynamadım. Ama seninki gibi bir babam olsaydı kurfukur kaynardım herhalde. O zaman da başka şeyler eksik kalırdı belki. Kusura bakma, beklettim. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.